Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar yemeğini yedirecek bir tarifim var. Tam da karnabahar mevsimi iken bu tarifi mutlaka uygulayın derim. Elimde bir orta boy karnabahar var. Çiçeklerini ayırarak tarifimi hazırlamaya başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Tarifte herhangi bir ön haşlama işlemi yapmayacağız. Bu yüzden böyle küçük küçük parçalara ayırabilirsiniz. Her evde olan malzemeler ve mevsim sebzeleri ile fikirler vermeye çalışıyorum. Kanalımda bulunan diğer yemek tariflerine de göz atabilirsiniz. Karnabaharı yıkayıp bir süzgecin üzerine aldıktan sonra sosunu hazırlayarak devam edelim. Genişçe bir karıştırma kabının içerisine 2,5 yemek kaşığı mısır unu alıyorum. 2,5 yemek kaşığı galeta unu kullanacağım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Toplamda kullanacağımız yağ miktarı hepsi bu kadar. Çok hafif ve çok lezzetli bir tarif olduğunu söylemiştim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı mavi haşhaş kullanacağım. Çok yakıştırıyorum. Eğer varsa sizler de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da köri kullanıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Kullandığım tüm miktarı yine videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Bir miktar da tuz ilavesini yapıyorum. Yakışacağını düşündüğünüz baharatları da ekleyebilirsiniz. Kuru malzemeleri hemen şöyle bir karıştırayım. Daha sonra üzerine oda ısısında bulunan bir şişe maden suyu döküyorum. Çok kolay bir şekilde koyulaştığını göreceksiniz. Çok akışkan bir sos istemiyorum. Çok akışkan bir sos olursa daha sonra karnabaharın üzerinden akıyor. Çıtırlığını da kaybetmiş oluyor. Yoğun kıvamlı bir sosla Hemen şöyle yıkamış olduğumuz karnabaharları soslayacağız. Öncesinde pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum. Karnabaharları bu şekilde tek tek sosun içerisine alıyorum. Her tarafının güzelce sosa bulanmasını sağlayacağım. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine sıralayacağım. 200 derece alt üst ayarlı ön ısıtma yapmış olduğum fırında yaklaşık 30 dakika boyunca pişmesini sağlayacağım. Herhangi bir ön haşlama yapmanıza inanın hiç gerek yok. Çok güzel bir şekilde piştiğini göreceksiniz. Videonun sonunda da sizlerle paylaşacağım. 30 dakikanın sonunda fırından çıkardım. İlk fırından çıkardığınızda çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Biraz durursa yumuşama söz konusu olabiliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Altı üstü çok ama çok güzel. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde de tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli. Gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Eğer denerseniz yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Hangi şehirlerden takip ettiğinizde yazarsanız ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Ben size videolarımı Antalya'dan hazırlıyorum yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.